hain olarak lanse ettiği söyleniyordu. Tabii Musa Antel'in PKK ile ya da PKK yöneticileriyle ilişkileri nasıl bir boyuttaydı onu tam olarak bilmiyoruz. Ancak bazı ilişkilerinin olduğu ya da görüşmeler yaptığı da herkesin dilindeydi. Musa Anter 1989 yılı yazında PKK'nın tehdidinden kaçarak Nusaybin'den İstanbul'a gelip yerleşti. Ve 1992'deki Özgür Gündem buluşmasına kadar Musa Anter'le PKK arasında buzlar erimedi. Arslan Kılıç'a göre 1992'de buzların erimesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 1. Körfez Savaşı sonrasında PKK'ya Irak'ın kuzeyinde geniş bir alan açık olarak gelmeye başlayan siyasi, mali ve moral destekle birleştirerek ülke içindeki gücünü arttırdı. SHP ile seçim ittifakına girerek 14 milletvekiliyle meclise girdi. Başta basın yayın olmak üzere birçok yasal olanağı kullanmaya ve yerel yönetimlerde boy göstermeye başladı. Bunlara bağlı olarak kitle tabanını genişletti, askeri ve mali olanaklarını çeşitlendirdi ve büyüttü. Bunların toplamının yarattığı rüzgarla da Kürt Milliyetçisi Hareketi'nin en büyük gücü ve Kürt milliyetçilerinin toplanma merkezi olmaya başladı. Kürt siyasetçi Abdülmelik Fırat'a Musa Anter cinayeti kimin işi, neden öldürüldüğü sorulduğunda şöyle cevap vermişti. Suikastı yapanlar PKK'nın itirafçısı. Musa Anter yaşlıydı. Yani söyleyeceğini söylemiş. Cinayette sadece JITEM yok, PKK'da var. Öte yandan MIT'le yakın ilişkisi olduğu düşünülen Musa Anter, PKK tarafından ajan ve hain ilan edilmişti. Hali vakti yerinde bir aileye mensup olan Anter'den PKK 3 milyon lira haraç istemişti. Eğer vermezse öldürmekle tehdit edilmişti. ...1990'lı yıllarda PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bazı iş adamları da birer birer öldürülmüştü. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Behçet Cantürk'tü. Ayrıca Savaş Buldan, Hacı Karay gibi isimler, Medet Serhat gibi avukatlar da öldürülmüştü. Ne var ki bu isimleri öldürenler pek de fazla bir pişmanlık duymuyorlardı. Ancak aynı şey Musa Anter için geçerli değildi. İddialara göre Musa Anter'in öldürülmesine izin verenler ve bu işe karışanlar pişman olmuşlardı. Çünkü Musa Anter sadece yazıp çizen biriydi ve olayın demokratik yollarla çözüleceğine inanıyordu. Peki iddia edildiği gibi bu işe karışanlar Musa Anter'in öldürülmesinden rahatsızlık duymuşlar mıydı? Ya da pişmanlık devletin en tepelerine kadar varmış mıydı? Bakın Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek bu konuyla ilgili neler söylüyor? Aradan 20 yıl geçtikten sonra bir takım itirafçılar bize Sabah gazetesine gelmişti. Ferhat Ünlü, gazeteci Ferhat Ünlü'ye gelip itiraflarda bulunmuştu. Tetikçinin bu işten pişman olduğunu, rahatsızlık duyduğunu ama o dönemde çok genç olduğunu ve kendisine talimat verildiğini, JITEM örgütü tarafından talimat verildiğini ama kimlerin arkasında kimlerin olduğunu bilmediğini, bu yüzden de cinayeti işlediği ve her gün gözünün önüne geldiğini itiraf etmiştir tetikçinin bizzat kendisi. Veya iddia şu anda bir tetikçi demeyeyim ama zanlısı diyeyim, yani cinayet zanlısı. Ama en önemlisi burada Abdülkadir Aygan 2000'li yılların sonunda kendi bazı gazetecilere demeçler verdi. Musa Anter suikastini JITEM'in bir kurgusu olduğu, o gece Mahmut Yıldırım'ın, Hogir Kod adlı Cemil Işıklı'nın, Ali Ozansoy'un, Savaş Gevrekçi'nin, işte Cem Ersever'in olduğu bir gecede
suikaste kurban gittiğini, kendisinin de o gece orada görevli olduğunu, ancak kendisini öldürmediğini, Şırnaklı Hamit diye bir kişi tarafından öldürüldüğünü itiraf etmiştir. Biz o dönem cinayeti araştırırken gazeteci Ferhat Ünlü ile beraber İsveç'e gittik, Stockholm'e. Neden bu itiraflarını yaptın? Çünkü her gün gözümün önüne geliyordu dedi. Öldürüldüğü yaşlı bir adamın ve masum bir adamın bir takım emeller uğruna öldürüldüğü gözümün önünden gitmiyordu ve pişmanım dedi. Bu cinayeti herkes benim işlediğimi söylüyordu. Aslında